kentin en büyük sorunlarından birisi de göçle beraber göçün sonucu ortaya çıkan bir nüfus azalması söz konusu. Bunun sebeplerine bakacak olursak tabii ki Türkiye'de var olan siyasi atmosfer, ekonomik sıkıntılar, gençlik denilen bir şey kalmadı. İş yok, istihdam yok. Dolayısıyla insanlarımızın yurt dışına doğru büyük bir göçü söz konusu. Bu işin uzmanı izleyen insanlar da inanın ki onlar bile sorsan, bugün Merkez Bankası'nın başındakine de sorsan, ekonomi başındaki şimşeğe de sorsan, yarın ne olacağını, hangi yıldırımların ne zaman düşeceğini şimşek de bilmiyor, yıldırım da bilmiyor açıkçası yani. Festival biz burada yaşayan insanlar olarak açıkçası festivali o eskiden yaşamış olduğumuz heyecanı yüreğimize yaşayamıyoruz. Bunu hem etkinlikler bazında hem de ekonomik olarak bakacak olursak o eski hazı aldığımızı söyleyemeyiz. %20 fiyat farkı var tabii bir ay öncesine göre %15-20. Her geçen gün de ekonomi kötüye gidiyor tabii. Milletin alım gücü kalmış. Ama iş yapamıyoruz maalesef. Fiyatlar yüksek olduğundan. Dedim ya en az %25 fiyat artışı oldu yani 2-3. Tabii 2-3 ay içinde %25 fiyat artışları oldu. Ortalama bir kitap 200 lira. 150 lira. Şimdi ortalaması 200 lira, 250 lira. Vallahi bu gidişat akıllı politikalarla, böyle zam yaparak değil. Adaletli vergi daha, gelir dağılımı, adaletli vergi. Anca öyle olur. Böyle her gün zam yaparak değil. Günden güne kötüye giden bir süreç. Hani 3 ay önce verdiğimiz fiyat ya da alabildiğimiz fiyatları 3 ay sonra, 3 ayı bırakır 3 gün sonra fiyatları veremiyoruz. Bazen öyle bir şey oluyor ki mesela esnafız burada. Müşteriye fiyat veriyoruz, doğalgazcıyız. Müşteriye fiyat veriyoruz, günübirlik fiyat değiştiğinin farkındayız yani. Artık öyle bir şey oluyor ki insanlara günlük fiyat vermek zorunda kalıyoruz. Ya da şu durum oluşuyor. Sabah verdiğimiz fiyatı öğleden sonra veremiyoruz. Günlük fiyat değişmesi imkansız bir şeydi. Daha önceden biz 6 aylık süreç olurdu ya da 5 ay, 6 aylık bir süreçten sabit belirlerdik. Ona göre fiyat verdik ya da ona göre taban fiyat belirledik çıkardık. Ama şimdi artık öyle bir şey ki günlük veremiyoruz yani. Müşteri geliyor, abla bir saniye toplanacağız sorayım ondan sonra size dönüş yapabiliyoruz diyoruz yani. Yani bu hayatın her anlamında böyle. Başka yapamayacağım çok fazla bir şey. Yani hele bu coğrafya bu bölge için ya tarım ya hayvancılık. Ama o günün şartlarında öyle bir şey ki mazot almış başını gidiyor, gübre almış başını gidiyor. Hiçbir şey yapamıyorsun. Şehre baktığınızda herkes bir şekilde kendini yurt dışına atmanın derdinde. Bir tek umudu var Avrupa. Yani bir çeşit diyorlar Avrupa'ya kaçmak yani. Yani gidişat iyi değil. Ekonomik krizin zaten üst üste geldiği. Yani eskiden biz mesela yanımızda 20 tane adam çalıştırırken şu anda iki tane adam çalıştırıyoruz. Onu da çalıştırıyoruz. Şu anda bir işçinin maliyeti bize 20 milyar oluyor. Ondan sonra sigorta olmuş 4 milyar 600. Yani geçinmek artık çok zor. Yani bunu nasıl yaparlar, ne ederler onu da. Eskiden bir katı yağ dediğimiz poça yağı, aldığımız poça yağımızı 280'e alıyorduk. 350 oldu. Bu hafta 450 milyon oldu. Bir unumuz eskiden aldığımız bir un, 25'lik pastalık un dediğimiz, o unu aldığımız zaman 220 en son aldığım zaman şu anda 450 TL oldu. Eskiden biz gidiyorduk mesela ilk 200 TL çıktığı zaman 200 TL çıktığı zaman biz epey güzel bir malzeme alıyorduk. Şimdi 200 TL'ye 1 kilo tulum peyniri alamıyoruz. Kış aylarının kirasını hala ödememişim. Yani düşünün, sezon ortasındayız ve hiç kimse yok. Sadece oturup bekliyoruz. Yani esnaflık bitti daha doğrusu. Her gün zam, yani hiçbir şey dur denilmiyor. Aslında artık bir düzenin oturulması lazım. Böyle insanlar yani belki seneye diyeceğiz ki artık aç kaldık. Yani hiç kimse esnaflık yapamayacak. Türkiye'de hiçbir düzenin olmadığı net. Yani ekonomiden dolayı bu dersimde bir sürü göç oldu. Yani bir sürü zamlar da aldı başını gitti. Artı insanlar bu ekonomiden dolayı gerçi burayı göçe zorlandı. Tabii şu andaki cumhurbaşkanlığı yani ne bileyim cumhurbaşkanlığından biraz kaynaklanıyor. Her şey aldı yani bütün zamlar üste geldi. Ne bileyim benzine zam geldi, ekmeğe zam geldi. Ne bileyim ulaşımdır, şudur, budur, her şeye zam geldi. Yediğimiz ekmeğe kadar, daha düne kadar 4 ne bileyim ya 1 lira, 1,5 ay aldığımız ekmeği şu anda 7 lira olmuş. 400 gramlık bir pide olmuş 14 lira. Yani ne bileyim bir insanoğlu bir ekmekle, yani ne bileyim bir insanoğlu bir ekmeği 3-4 kişi paylaşırken bugün adamın bir tanesi bir ekmeği alıyor, yani ne bileyim gizlenerek getirip yiyor. Baştaki insanlardır. Bunu yaratan insanlardır.
Yani sistemi bunlar yaratmış. Bu sistemin yani yok olması lazım. Ne olursa yani şu anki hükümetin gitmesi lazım. Giderse belki düzelir. Bu hükümetin gitmesi lazım. Bir an önce bu hükümetin değişmesi lazım. Yeni yeni insanların, gençlerin gelmesi lazım. Gençlerin önünün açılması lazım.